kahvenizi getirmiştim. Ben gözlüğüme bakacağım. Sen bırak, ben alırım. Siz zahmet etmeseydiniz. Teşekkür ederim, ben alırım. Efendim. Ben Orhan. Orhan Mirzabeyoğlu. Yani torunun. Orhan sen misin? Sesin hiç değişmemiş. Her zaman. Hayrola Asım Bey, yüzünüz bembeyaz. Torununuzdan haber var. Mektup mu geldi yoksa? Aylardır tek bir satır bile. Bu seferki mektup değil hanım, telefon. Telefon mu? Telefon mu? Hayır, niçin beni çağırmadınız? 15 yıldır onun sesini duymadığımı biliyorsunuz. Allah'ım, 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 kalbim şimdi duracak. Lütfen kendinize gelin. Söylediğime pişman etmeyin beni. Tamam. Tamam, ben iyiyim. Şimdi daha iyiyim. Söyleyin. Söyleyin, Orhan'ım size ne söyledi? Bir iş için Amerika'dan Berlin'e gelecek. Berlin'e mi? Hafta sonu da Türkiye'ye. 15 yıl aradan sonra torunumuz eve dönüyor. Büyük hanım, çok rica ederim, sakin olun. Biliyorsunuz kalbiniz çok zayıf. Aa, o eskidendi. Şimdi kalbim genç bir kızın kalbi gibi tıkır tıkır çalışıyor. Çok değişti mi acaba? Güzel gözleri hiç değişmemiştir. Gözlerine bakınca oğlumun gözlerini görürdüm. Selim'in gözlerinin onda yaşadığını düşünürdüm. Ya o alaycı dudakları. Sanki her an buzulluk yapmaya hazır hali. İşte yaptı yapacağını. 15 yıl aradan sonra aniden bir telefon, ben geliyorum. Hala onu hoş görmüyorsunuz değil mi? Hala ona karşı aksi ve belki de... Neyse neyse, bu konuları hiç konuşmayalım. Eski defterleri kapatalım. Şimdi çok güzel bir gelecek var önümüzde. Eski şeyleri düşünüp bu güzel anın tadını bozmayalım. He? Evi terk edip gitmesinden hala beni sorumlu tutuyorsunuz değil mi? Asım Bey, lütfen. Onu bir anlık kızgınlıkla evden kovduğum doğru. Gizli gizli cüzdanımdan para çalan kaba ve hoyrat bir çocuğa kızmam suç mu? Allah aşkına söyleyin, 15 yaşında bir çocuğun gerçekten evi terk edeceğini, bir yolunu bulup Amerika'ya yerleşeceğini, bir daha bizi arayıp sormayacağını ben nereden bilebilirdim? Lütfen torunumuza haksızlık etmeyin. Bize mektuplar yazdı. Halimizi, hatırımızı sordu. Amerika'da yaşadıklarını anlattı. Evliliğini, üniversiteyi bitirişini, kendine yepyeni parlak bir hayat kuruşunu, hakkında gurur duyacağımız her başarısını bir bir anlattı. O mektupların beni nasıl hayata bağladığını unutuyorsunuz Asım Bey. Yorgun kalbim sanki bu Mesut Ağa'nın günün birinde gerçekleşeceğini biliyordu. Onca ameliyata, onca acıya katlandı. Bu gerçeği nasıl unutursunuz? Nasıl torunumun bizi unuttuğunu, halimizi, hatırımızı sormadığını söyleyebilirsiniz? Şimdi sıra bizde. Onu öyle bir karşılayacağız ki, Orhan'ım kendisini ne kadar sevdiğimizi iyice anlasın. Hadi bakalım Asım Bey.
iş başına. Ev pırıl pırıl olana kadar yapacak çok iş var. Çok! Ne yapıyorsun? Dur. Ağacı bu diyorum büyük hanım. Dallar balkona kadar girmiş. Sakın ha. Orhan'ın en sevdiği ağaç o. Küçükken onun dallarına tutunarak bahçeye iner, oyunlar oynardı. Aa, bir daha lütfen böyle bir şeyi kesip biçerken bana sorun. Başla tamam? Büyük hanım. Hayrola Asım Bey? 2 Mars bir ters yaptık diye kızmam lazım. Tabii rica ederim, buyurun. Beklediğim kara gün geldi arkadaşlar. Orhan geliyor. Bu kara haber karımı avutmak için yazdığım uydurma sahte mektuplardan biri değil. Bunca yıl sonra olacak şey mi bu ya? Vay anasın. Orhan gelince yıllardır karımın hiç durmadan öpüp kokladığı, defalarca okuyup ezberlediği mektupları torunun değil, benim yazdığım ortaya çıkacak. Önemli olan bu değil. Zavallı kadıncağız torununun yıllarca kendisini arayıp sormadığı gerçeğini öğrenince ne yapacak? Üstelik kalbi o kadar da zayıf ki. Olacak şey değil. Ya siz ne yapıyorsunuz? Hemen salıverdiniz kendinizi. Sahte mektuplar yazıp postalama fikri kimden çıktı söyler misiniz? Bizden. Bizden. Kalp krizi geçiren büyük hanıma moral olsun diye biz bu işe başlamadık mı? Evet, evet. Evet, başladık. Başladık tabii. Kötü mü ettik? Yok. Yo. Yıllar sonra bu çocuk çıkıp geri geliyorsa demek ki hala dedesiyle büyük annesini seviyor demektir. Doğru mu? Doğru. Öyleyse ne diye korkuyorsunuz be şaşkınlar? Çocukcağız bu gerçeği gider de zaten kalbi zorla çalışan büyük annesine söyler mi? Söylemez tabii. Hayır, söylemez. Söyler. Sen ne diyorsun Asım? Bal gibi de söyler. Buraya bizi sevdiği için ziyarete geldiğini nereden çıkardınız? Resmen benden para koparmak için geliyor. Hem de o kadar büyük bir para ki. O zaman sen de onu kendisiyle aile vurursun. Eğer senin yalanını ortaya çıkarırsa zırnık alamayacağını söyleyerek gözünü korkutursun. O zaman yola gelir deyiz. Gelir mi dersin? Ha, para göz adamları tanırım. Hepsi de aynı kaba. Neyse. Şimdi bu tabloda yarım kalan hesaplaşmamıza geçelim bakalım. Hadi, hadi bakalım. Asım Bey, sizce Orhan burayı beğenir mi? Çok güzel bir renk. Kim olsa beğenir. Ölçüde bir yanlışlık olursa gelince sökerim. Ya da yeniden öneririm. Keşke gelirken karısını da getirseydin. Kim? Canım kim olacak Orhan? Bir şey söylemedin mi bu konuda? Hayır hanım, söylemedim. Kaç aydır mektup yazmıyor. Acaba bebek bekliyor olabilirler mi? Birazdan sizin dizi başlayacak. Başlamadan az şekerli bir kahve yapın da keyfimiz yerine gelsin. Benim dizim ilahi Asım Bey. Siz benden daha düşkünsünüz o diziye.
Bugünlerde çok kahve içmeye başladınız Asım Bey. Bu son olsun lütfen. Artık size sadece haftada 2 gün kahve yapacağım. Pazartesi ve perşembeleri. Anlaştık mı? Anlaştık hanım, anlaştık. Ankara girişinde polis tarafından durduruldu. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e sitem dolu bir mektup yazdı. Sayın seyirciler, şimdi elimize ulaşan bir haberi sizlere aktarmak istiyorum. Almanya'nın Berlin kentinde uyuşturucu ticareti yapan bir grup, rakip mafya elemanları tarafından vurularak öldürüldü. Ölenlerden birinin Orhan Mirzabeyoğlu adında Amerikan vatandaşlığına geçen bir Türk olduğu açıklandı. Bununla ilgili gelişmeleri bültenimizin ilerleyen dakikalarında sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ay! Ah, ne yapıyorsunuz Asım Bey? Durduk yerde resmi gitti ya. Ah, hay Allah. Tam dizimiz başlarken. Peki ne yapacağız şimdi? Ah, sahi yukarıda niye seyretmiyoruz? Hadi, hadi. Hem kahvenizi de orada içersiniz. Dur hanım. Şimdi orada rahat seyredemeyiz. Ben gidip televizyonu buraya getireyim de daha rahat ederiz. Canım ne gerek var hadi. Olsun olsun. Sen geç şöyle. Orhan'ın öldüğünü öğrenirse bu acıyı kaldıramaz. Önce oğlum, ardından gelinim. Şimdi de torunum. Neden bunca acıyı çekmek zorunda kaldık biz, neden? Metin olmalısın Asım. Pes edersen karını da kaybedersin. Artık kendini toparla. Mutlaka buna bir çözüm bulunacaktır. Birisinden yarar gelmediği gibi ölüsünden de zarar geliyor keratın. Böyle bir şeyin çözümü olur mu? Torunumu tekrar diriltemem ki. Diriltmek mi dedin? Neden olmasın? Sen ne dediğinin farkında mısın? Bir de şöyle düşünün. Orhan seninle işini bitirince çekip gidecekti. Evet. Ölünün arkasından böyle konuşmak istemiyor. Ama belki de bir çuval incini berbat edecekti. Evet. Büyük hanımın Orhan'ın öldüğünü bilmesi gerekmiyor ki. Ondan sonra sen mektuplarına devam edersin. Gelemiyorum, bir işim çıktı diyen sahte bir mektup yazsam, bu onu perişan eder. Onu kastetmedim. Ya neyi kastettin be adam? 2 saattir ağzında geveleyip durma. Ya Orhan'ın yerine geçecek birini bulursan? Hı? Bak, bu enteresan işte.
Dur kızım, ne yapıyorsun? Bırakın beni, bırakın beni. Yaşamak istemiyorum. Tamam kızım, tamam yavrum. Geçti artık, bir anlık heyecandı. Şimdi kendine gel. Bak daha çok gençsin. Önünde yaşanacak çok uzun, çok güzel günler var. He? Şimdi kendini toparlamaya çalışman lazım kızım. Sakinleşmelisin. Hadi gel. Gel. Bir tekstil fabrikasında zar zor iş bulmuştum. Fabrikanın sahibi sürekli peşimdeydi. Beni elde etmek için her yolu denedi. Ama ben dayandım. Dayanmak zorundaydım. Çünkü annem çok hastaydı. Ve ona benden başka bakabilecek kimsemiz yoktu. Bir gece benden fazla mesaiye kalmamı istedi. Aynı gece bana tecavüz etmeye yeltendi. Elinden zor kurtuldum. Bir daha oraya gitmedim. Haftalarca iş aradım. Bulamadım. Sonunda annem öldü. Onu ben öldürdüm. Keşke o adamın istediğini kabul etseydim. Böyle bir şey nasıl söylersin? Ya günün birinde annen sırf onun hayatını kurtarmak için o iğrenç adamla yatıp kalktığını öğrenseydi? Onun için bu durum ölümden daha beter olmaz mıydı? Sen en doğrusunu yaptın kızım. İnan bana, annen şimdi seninle gurur duyuyordu. Ama intihar ederek onu mezarında huzursuz etmeye hakkın yok. Yavaş kızım, önünden lokmanı alan yok. Özür dilerim. Günlerdir ilk defa yemek yiyorum. Tamam kızım, utanma. Sana kızmadım. İstediğin kadar yiyebilirsin. Benden istediğiniz şey nedir? Torunumun ağzından yazdığım mektuplarda bir de ona eş uydurmuştum. Kumral, ela gözlü, gülünce yüzünde güller açan melek gibi bir kız. Tıpkı senin gibi. Yapamam. Kızım, böyle fevri hareketler yapma. Lütfen otur. Görenler de beni kart zampara zannedecek. Bakın, eğer karınız gerçeği benim yüzümden öğrenirse utancımdan yaşayamam. Lütfen, lütfen benden böyle bir şey istemeyin. Hayır dersen başka birini bulamam. Esas o zaman karım için endişelenmen gerekecek. Yarın sana mektupları getireceğim. Onları dikkatlice oku. Bir hata yaparsak her şey mahvolur. Ben böyle bir şey yapabileceğimi sanmıyorum. Yaparsın, yaparsın. Benden ne istediğinizin farkında mısınız? Elbette farkındayım. Bu iyiliğinin karşılığında sana elimden geldiğince yardımcı olacağım. Bir hayat kurmak için yetecek kadar para vereceğim. Hayır. Zaten bana yapacağınız en büyük iyiliği yaptınız. Hayatımı kurtardınız. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Peki. Ama bunu sadece eşinizin iyiliği için yapıyorum. Ben teşekkür ederim. Yalnız bir sorun var. Orhan'ı nereden bulacaksınız? Bulacağız, bulacağız. Merak etme, hoşça kal. Hoşça kal. Size bu kadar yorulmayın, heyecanlanmayın dedim. Ama hiç beni dinlemiyorsunuz ki. Asım Bey, ne deseniz haklısınız. Ama heyecanımı da anlayın. 15 yılın yükü var omuzlarında. Ama size bir şey olduktan sonra Orhan'ın gelmesinin ne anlamı var ki? Lütfen biraz dinle. Merak etmeyin, dinlerim canım. Hadi şöyle.
alışverişe gidiyoruz Asım Bey. Paranız var değil mi? Var beyim, büyük hanım vermişti. Hı hı. Sakın geç kalmayın. Biliyorsunuz büyük hanım rahatsız. Size ihtiyacı olabilir. Hı. Merak etmeyin efendim. Buyur evladım, bir şey mi vardı? İyi günler bey amca. Ben belediyeden geliyorum doğalgaz için. Hoş geldiniz de bizim doğalgazda bir işimiz yok ki. Nasıl yani? Böyle bir yalıya doğalgaz tesisat döşetmek istemiyor musunuz? Hayır. Geleceği de mi düşünmüyorsunuz bey amca? O da nereden çıktı? Küresel ısınma bey amca. Temiz enerji kaynaklarının kullanımı. Anlarsın işte. Allah bilir siz şimdi bir de kömür yakıyorsunuz. Hı-hı. Tonlarca. Kapkara kömür. Evladım şimdi bunların kanımızla... Hem böyle bir yılda otur hem de elini cebine atma. Pardon, isminiz neydi? İzzet. İzzet Bey oğlum. Bakın eşim ve ben yeterince yaşlıyız. Doğalgaz meselesi de açıkça şu anda bizi hiç ilgilendirmiyor. Sizi ilgilendirmiyor pekala. Bunu anlayabiliyorum. Ya çocuklarınızı? Kim bilir, sizden sonra belki de onlar oturacaklar bu kocaman yılda. Torunlarınızın cıvıl cıvıl sesleriyle dolacak her yer. Yemek odası. Kışın o dondurucu soğuklarda yalının her tarafı oda sıcaklığında olacak. Hiç üşümeyecekler ve hastalanmayacaklar. Torunlarınız sizi ömürleri boyunca saygıyla anacaklar. Bizim bir dedemiz vardı diyecekler, harbiden kral adamdı. Tavan yüksekliği kaç metre buranın? Anlamadım. Tavan yüksekliği diyorum. Bilmem. Ütü odası. İnsan evinin tavan yüksekliğini bilmez mi bey amca? Bu yalı 150 yıllık bir yalı evladım. Eşimin dedesinden kalma. Osmanlı nazırlarından damat Ferit Paşa'dan. Vay be. Anlamadım. Geçmişiniz diyorum. Çok köklü maşallah. Nereye şimdi? Merdivenler nereye götürürse. Yukarıda eşim uyuyor. De sessiz olurum o zaman. Misafir odası. Hı hı. Yavaş. Büyük hanım orada yatıyor. Burası kaç metrekaredir? Evladım sorduğun soruya bak. Şunun ucunu bir tut. Şuraya doğru git. Git 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 git. Tamam dur orada. Yalıtımın eski bina almasından dolayı sorun olacağı göz önünde bulundurulacak olursa. 25 çarpı tavan yüksekliği. Kim bu sevimsiz? Torunum. Çok şekermiş. Evladım işiniz ne zaman bitecek? Bir yere gitmem lazım da. Bitti bile. Çıkabiliriz. İzzet Bey oğlum biraz bekler misiniz? Sizden bir şey rica edebilir miyim? Buyurun. Senin maaşın ne kadar? 200 milyon. Benim torunum olur musun? Ne diyorsun sen bey amca? Delirdin mi ya? Bir hafta torunum olman karşılığında sana maaşının 10 mislini veririm. Ayrıca şık güzel giysiler alman için de bütün masraflarını karşılarım. İyi de
Bu iş bitince giysiler ne olacak? Ben giyemeyeceğime göre hepsi senin. Hoş geldiniz Asım Bey. Tanıştırayım. Torunum Orhan. Böyle bir fıstığın bir haftalığına karım olacağını söyleseydin senden para almazdım bey amca. Torununuz diye bulduğunuz adam bu mu? Umarım doğru bir seçim yapmışsınızdır Asım Bey. Vay! Hanımefendiye bak. Amma da vahşiymişsin ha. Hayatı boyunca sizin gibilerle uğraşınca insan ister istemez dişini göstermeyi de öğreniyor. Çocuklarım lütfen. Burada neden bulunduğunuzu unutmayın. Yarın büyük hanım torununu bekliyor. Daha ilk anda sorun çıkmasın. Mektupları getirdim. Hepsi burada. Lütfen onları dikkatlice okuyun. Gerekli her türlü bilgiyi mutlaka bunların arasında bulacaksınız. Evet, şimdi gitmeliyim. Eşimi evde yalnız bırakmak istemiyorum. Bey amca, bir şey unutmadın mı ya? Evet. Bu avansın. Bu da kendinize yeni elbiseler almanız için. Kolay gelsin. Başaracağınızı biliyorum. Unutmayın. Bundan sonra adınız Orhan ve Ayşe. Hanım ben geldim. Hanım ne yapıyorsunuz? Sizin dinlenmeniz lazım. Dinlenmekten yoruldum artık. Torunum geliyor, siz hala bana dinlenin diyorsunuz. Bilin bakalım ben ne yapıyorum. Bakayım. Cevizli kadayıf tatlısı. Orhan'ımın en sevdiği tatlı. Ama bu cevizlerin iyice ufalması lazım. Al bakalım şu havanı. Güzelce dövün cevizleri. Piyanonun markası Krupp. İsveç yapımı. Hayır, Avusturya. Asım Bey'in babası Şükrü Bey 1946 yılında Avusturya'dan getirtti. Bunların hepsi saray soytarısı be. Neymiş efendim? Dedeleri Osmanlı'da hariciyene hazırıymış. Dahiliye. Yani işte de. Sarayın bedavacı tayfası. İmparatorluk yıkıldı, adamları servet hala ayakta. Yanlış anlama. Ben servet düşmanı falan değilim. Bilakis servet sahiplerini de servetlerini de severim. Bu dahiliyene hazır ne iş yapar? Bilmiyorum. Bak bu mektupta da büyük hanım koltukların yerini değiştirdiğini yazmış. Yazacak başka bir şey bulamamış mı moruk? Bu insanlar hakkında daha terbiyeli olmanı rica ediyorum. Ayrıca şu bozuk ağzını da biraz düzelt. Evde büyük potlar kıracaksın. Sen merak etme güzelim. Ben hayat denen bu oyunda en kral rollerin adamıyım. Peki ya halı? Ne olmuş halıya? Sen bir şey yapmışsın ya halıya. Yani sen değil tabii ki Orhan. Güzelim yerin halısına. Ben amcaya kızdığım için mürekkep dökmüşüm. Sonra da korktuğum için kesmişim. Ulan ne uyarmışım ben. Oğluya mürekkep dökülür mü? Peki ya duvar saati? Başlayacağım şimdi duvar saatine. Saat dedin de. Hadi alışverişe çıkalım. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Ne biçim adamsın sen? Kızım bu dünyaya insan bir kere gelir. Fırsatını buldun mu sonuna kadar sömüreceksin. Bu benim hayat felsefem. Hadi yürü gidiyoruz. Okuyacağımız bir sürü mektup var daha. Yürü ya. Ne biçim kızsın sen be? Sana alışverişe çıkıyoruz diyorum, senin ettiğin lafa bak. Bırak şu mektupları. İstanbul'un en sosyetik mağazaları bizi bekliyor. Thank you.
Oh. Bittim ama hayatımın alışverişini yaptım. Sen pintiliğe devam et. Sanki bunların parası cebinden çıkıyor. Buyurun, ne arzu edersiniz? Ben bir su alayım. Siz? Bol buzlu bir viski. Bourbon olsun. Başüstüne efendim. Kızım, sen hangi yüzyıldan çıktın geldin? Sana bakınca karşımda orta çağ şatolarının melek yüzlü saf mürebbiyelerini görüyorum. Şu giydiğin elbiselere bak. Gençsin, güzelsin. Biraz kendine baksan zengin bir cücenin kolunda dünyanın her yerini gezersin. Ama sen ne yapıyorsun? Rahibe hayatı yaşamaya inatla devam ediyorsun. İyi et. Senin sorunun ne biliyor musun? Buyurun. Afiyet olsun. Neymiş? Sen paranın nasıl kazanıldığını bilmiyorsun. Bu yüzden harcamayı da bilmiyorsun. Bir tek sen mi zor hayat yaşadın kızım? Bir tek parasızlıktan senin annen mi öldü? Bırak artık bu acıları kadının oynamayı. Senin bu ahlak kumkumalın da beni öldürecek. Ne olan İzzet? Ayna gibi olmuşsun. Yardım edeyim mi? Hadi kızım ya. Hadi işine. Aman be İzzet. Alo! Çek ayaklarını. Ne o lan, façayı düzmüşsün? Dakika bir, gol bir. Oğlum, sen daha ilk işinde bu kadar ballıysan oho. Yakında İstanbul'un kralı olursun be, Allah'ıma kitabıma. Oh, öyle hemen mayışmak yok. Bu kadar basit değil. Tamam, kaleyi içeriden fethettik. Ama önümüzde bir sürü engel var. Hı. Hizmetçi ve bahçıvan kocası. Ha, bir de müstakbel karıma işi. Soygun günü o da evde olacak. Sen kaçın kuralsısın be? Bir kadını mı halledemeyeceksin ha? Öyle deme. Öyle dişli ki namussuz. Ahlak kumkuması. Her görüşümde daha da güzelleşiyorsunuz Sevda Hanım. Siz de her görüşümde gözüme daha bir sahte görünüyorsunuz. Kalıbınıza uymayan elbiselerden olmalı. Herhalde biz bu işi başaramayacağız. Bu nereden çıktı şimdi bey amca? Baksanıza, hiç geçinemiyorsunuz. Maazallah, evde de didişirseniz yandı gülün keten elba. Oo, sen hiç merak etme. Evde ikimiz bir fidanın güller açan dalları olacağız. Değil mi sevgilim? Belki de en doğrusu vazgeçmek. Hoppala. Kızım, yüzüp yüzüp kuyruğuna geldik. Senin ettiğin lafa bak. Kadıncağızı katili mi olacaksın? Sadece birkaç gün kızım. İnan ki iki yaşlı insanı yeniden hayata bağlayacaksın. Peki. O zaman başlayalım artık. Hay Allah. En mühim şeyi unutuyordum. Bunları da taktık mı tamamdır. Sen de uzat bakayım. Tamam. Hadi. Son bir kez tekrar et bakalım. Ya içim şişti, yeter artık. Torununuz bile kendini benden daha iyi tanıyamazdı. İnat etme de tekrarla işte. En sevdiğim tatlı kadayıf. Cevizi iyice dövülmüş. Bahçedeki ağacın dallarını tutunarak aşağı iner ve olmadık fırlamalıklar yapardım. Hatta bir keresinde... Bence yeter. Aferin sana. Dersine iyi çalışmışsın. Evet, güzel. Artık büyük oyun başlayabilir. Unutmayın. İki ihtiyarın hayatı sizlerin elinde.
Orhan! Büyük anne. Gel şöyle. Gel. Seni iyice bir göreyim. Seni çok iyi hatırlıyorum. Ama hiç, ama hiç değişmemişsin. Sen de hiç değişmemişsin büyük anne. Ellerinin kokusu bile aynı. Gözlerin, bakışların, saçların. Canım. Ama yine kollarına sığıyorum. Yo. Ağlamak yok artık. Bundan sonra artık ağlamak yok. Bak seni kimle tanıştıracağım. Sana sürpriz olsun diye telefonda büyük babama söylemedim. Hayatımdaki en değerli iki kadından biri. Aşkım, biricik sevgilim ve de karım Ayşe. Öpeyim büyük anne. Orhan'ın mektuplarında yazdığından daha da güzelmişsin. Çok heyecanlıyım. Ben de kızım. Kendimi tutamıyorum, kusura bakmayın. Ayşe çok sulu gözlüdür. Hep öyleydi. Bundan sonra da değişeceği yok. Yalımız hiç değişmemiş. Büyük babama kızıp mürekkep döktüğüm halı. Kestiğim yeri koltuğun altına saklamışsın. Bu koltuk senin hiç bitmeyen nasihatlarınla dolu. Dedemin Avusturya'dan getirdiği piyano. Söyleyin bakalım, nasıl geçti yolculuğunuz? Çok iyi geçti büyük anne. Geciktiniz biraz. Uçak röter yaptı da. Söyleyin bakalım, yıllar sonra nasıl buldunuz İstanbul'u? Çok beğendiler. Yol boyunca benimle hiç konuşmadılar. Ağızları bir karış açık İstanbul'u seyrettiler. Hatta gelirken... Asım Bey, bırakın da çocuklar anlatsın. Büyük babanız da çok heyecanlı. Büyük anne, saatin yeri... Gürültüsünden rahatsız olma diye yerini değiştirdim. İzin verirseniz odama bir merhaba demek istiyorum. Tabii. Balkon. Balkondan sabahları dışarı bakardım. Günün birinde bütün dünyayı keşfedeceğimi hayal ederdim. Artık bunu başardım. Hem de bunu yalnız değil, dünyanın en güzel kadınıyla birlikte başardım. Dünyanın en iyi işine sahibim. Büyük binaların vazgeçilmez mimarı olarak Amerika'da bile isim yaptım. Bunların hepsini senin sayende başardım büyük anne. Benim haylazlıklarıma gösterdiğin inanılmaz tahammülle ve benden hiç esirgemediğin sevginle. Keşke büyük babana telefonda Ayşe'yi de getireceğini söyleseydin. Size gelin yatağı hazırlar. Olsun büyük anne. Biz nerede olsak birbirimize sarılarak uyuruz. Değil mi karıcığım? Yatağa yatınca büyük annem yanıma gelirdi. Hemen bana masal anlatmaya başlardı. En çok da Kız Kulesi masalını severdim. Ama hala masalın sonunu bilmem. Öyle güzel anlatırdın ki. Sonunu dinleyemeden uyur kalırdım. Yeter karıcığım. Bu kadar heyecan yorar sizi. Hadi dinlenin biraz. Çocuklar da uzaktan geldi. Onlar da dinlensinler hadi. İşte bu kadar. Amma ettim bacak arıya. Sesimi nasıl titrettim ama. İnan ki benim bile gözlerim doldu. Yetenekli olduğumu bilirdim ama bu kadarını beklemezdim doğrusu. Benim bugün becerdiğimi değme artistler beceremezdi. Beni seyrederken koca karı nasıl da kendinden geçti. Koca karı değil o, büyük anne. Ya sana ne demeli? Hayatımda senin kadar sulu gözlü bir kız görmedim. Senin gibi taş yürekli değilim ben. Bu yatak işini ne yapacağız? Ne olmuş yatağa? Büyük anne bizi birlikte yatırıyor. Benim bir şikayetim yok vallahi. Benim var. Ben seninle değil aynı yatakta yatmak, aynı odada bile kalmam. Vallahi bu benim problemim değil. Onu koca karıya söyle. Çözümü de beraber bulun. Elimi sıktı, çocukların hatrını sordu. Mehmet'in Almanya'da çalıştığını bile biliyor. Tam bir beyefendi olmuş maşallah. Başka türlü mü olacaktı? Benim torunum o.
Ne bileyim büyük hanım, bunca yıl Amerika'da yaşamış. Amerika adamı değiştirir bilirdim ben. İzninizle ben yemeğe bakayım. Tabii tabii. Sen de gidebilirsin Kadir Efendi. Büyük anne. Ah sen misin canım, canım, canım. Hadi gel bakalım. Seninle şöyle uzun uzun sohbet edelim. Anlatsana Orhan. Havaalanında büyük babanla nasıl karşılaştınız? Bir şey söyledi mi sana? Neyle ilgili büyük anne? Geçmişle ilgili. Seni evden kovuşuyla. Uçaktan inince bana bir süre şöyle sert sert baktı. Sonra yaskındı. Dayanamadım gittim elini öptüm. O da bana sarıldı. Geçmişe ait ne varsa hepsini orada gömdük. Nasıl gittin oralara? O yaşta bir çocuk. İlk yıllar zor geldi tabii. Ama inatla çalıştım. Çalıştım, çok çalıştım. Amerika'da geçen zor yıllarımı sana mektuplarımda bile anlatmadım. O yüzden bu konuyu hiç konuşmayalım büyük anne. Sana en sevdiğin tatlıyı yaptım. Tel kadayıf. İyice dövülmüş bol cevizli. Evet. O zaman ben yemek falan yemem ki tatlıyı bekle. Çocukken de böyle yapardım. Orhan, sen yanı başıma. Ayşe, sen karşısına. Asım Bey de benim karşıma. Anlat bakalım Ayşe. Evimizi nasıl buldun? Gördüğün gibi evimiz de bizim gibi yaşlıdır. Çok beğendim büyük anne. Hep böyle bir ev hayal ederdim. İsterdim ki... Hoppala. Bu kıza bugün bir şeyler oldu. Tanıdığım en hassas yaratık benim karım. Oh, Amerika'da şu çorbaya bile hasret kalmışım. Her şey konserve orada. Bunu bırak, insanın pişirmeye bile vakti olmuyor. Yoksa Ayşe, sana oralarda yemek pişirmiyor mu? Pişirmez olur mu? Ben evlenmeden önceki dönemlerimden bahsediyorum. Ha. Değil mi karışım? Tabii. Ben elimden geldiği kadar... Osmanlı mutfağının en nadide yemeklerini bildiği gibi... Çin, Hint ve Fransız mutfaklarını da çok iyi bilir benim karım. Allah onu benim başımdan eksik etmesin. Velhasıl Amerika zor memleket. Fakat her şeye rağmen görülmeye değer. Göreceksin büyük anne. Adamlar bir binalar yapmışlar. 200-250 katlı. Her binada en az 50 asansör var. Buna rağmen zemin kattan çatıya kadar en az yarım saatle çıkıyorsun. Köprüler, yollar. Tabii mimar olduğu için en çok binalarla ilgileniyor. Hele San Francisco'da bir gökdelen var ki som altından. Olacak şey değil. Şaka yapıyorsun herhalde. Boş versene sen. Amerika bu, boru mu? Konuşması bile aynı kalmış. Eskiden de böyleydi. Bazı kelimeleri bize de öğretir. Bizim de dilimize pelesenk olurdu. En olmadık yerde ağzımızdan kaçırırdık. Oo, bunun yarısını ben yerim. İsterseniz hepsini yiyin. Mutfakta bir tepsi daha var. Aa, mutfağın kapısı hala gıcırdıyor mu? Evet, hem de nasıl. Çok güzel olmuş. Eline sağlık büyük anne. Afiyet olsun. Çocukken tatlı konusunda hep biz boğaz olmuşumdur. Gece el ayak çekilince gizli gizli mutfağa giderdim. Dolapta ne kadar tatlı varsa hop mideye. Ama gıcırdayan mutfak kapısı her seferinde beni ele verirdi. Bir bakardım, büyük annemle büyük babam ensemdirim. Bahanesi de her zaman hazırdı. Ya su içmeye gelmiştir ya da fare yakalamaya. Çocuk aklımda sizi kandırdığımı zannediyordum. Ha, bir keresinde de hırsız yakalamaya geldiğini söylemişti. Evet, evet. Sonra gecenin bir vakti oturduk. Sabaha kadar şeftali reçeli yedik.
O zamanlar hırsızları sadece mutfakta gezindiklerini sanırım. Ha bir de o şeftal değil, ahudur reçeliydi. Aa, bak nasıl da unutmamış, görüyor musun? Sizin için bir şeyler hazırladım. Bu saati hatırlar mısın Orhan? Hatırlamazsın tabii. Babanın saati. Öldüğünde ufacıktın. Bir gün büyüdüğün zaman sana vermek için sakladım. Babamdan hiç bahsetmedin. Demek babam bu saati böyle tuttu. Böyle kapağını açtı. Böyle kulağına götürdü. Belki de ceketini cebine koydu. Baban hep yelek giyerdi Orhan. Bu yüzden de hep yeleğinin cebinde taşırdı. Bu şal senin Ayşe, çeyizimden. Benim için çok özel hatıraları vardır. Çok teşekkür ederim büyük anne. Bu kutu da senin kızım. Bunu alamam büyük anne. Bu bir hazine. Artık benim hazinem sensin. Ama haksızlık bu. Hani en büyük hazinem bendim? Siz benim için ayrı iki evlat değil, tek evlatsınız, tek parçasınız. Sizi birbirinizden ayıramam. İşte benim hazinem. İlahem o benim. Kahveleriniz efendim. Ah, kahvelerimiz geldi. Bu ev hiç böyle olmamıştı. Öyle mutluyum ki. Biliyor musunuz Asım Bey? İlk kez ölmekten korkuyorum. Ah, yapmayın canım. Benim için her şey yeni başlıyor çünkü. Büyük hanım, artık yatma zamanınız gelmedi mi? Aa, böyle bir gecede uyunur mu hiç? 15 yıl bekledim ben böyle bir anı yaşayabilmek için. Peki ama doktorlar... Hiçbiri umurumda bile değil, uyumayacağım. Ama büyük anne, bugün çok yoruldunuz. Vaktimiz çok daha, yarın devam ederiz. Aa, hiçbiri bu geceye benzer mi? Hadi bana oraları anlatın. Neler yapardınız, nerelere giderdiniz? Biz Orhan'la Amerika'dayken... Amerika'ya ilk gittiğimde her şey öylesine zordu ki... üç kuruş için karın tokluğuna sabahın köründen gece yarılarına kadar çalıştım. Sonra bir de okul başlayınca iyice hayatım karardı. Çevremde parayla kurulmuş maddi bir dünya vardı. Birçok defa gayrimeşru yollara saptım. Yalnızdım, kimsesizdim, çaresizdim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Sonra inat ettim, okula girdim. Ve nihayet Tanrı bana meleklerin en güzelini yolladı. Ve şimdi buradayım büyük anne, senin yanındayım. Şimdi bu çocuk sizlere Mozart'ın 5. senfonisini çalacak. Da 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 da. Haydi yeni çocuk. Çok sevgili piyano öğretmenim Keçikerim derse girer. Parmaklar, işin anahtarı parmaklarda. Güçlendirmelisin onları. Güçlü ve hızlı olmalılar. Daha güçlü vurmalısın tuşlara. Daha güçlü, daha güçlü, daha güçlü, daha güçlü. Çocuk giderek daha da nefret eder piyanodan. Onu görmeye bile tahammül edemez. Bir tek büyük annesi piyano çalarken her şeyi unutur. Büyük anne çocuğun annesiyle babasının aşkını anlatırken adeta ikisi de kendilerinden geçer. Büyük anne büyük sanatkar ruhuyla... Büyük hanım, neyiniz var? Yok bir şeyim, ben iyiyim. Artık yatmanız lazım. Hayır canım. Evet. Orhan ne yapıyorsun? Yatağınıza götürüyorum. Ay Allah, beni ne inciteceksin? Bana bir şey olmaz, eşek kadar adam oldum artık. Hadi bakalım doğru yatağa. Pes vallahi. Ömrümde senin gibi sulu gözlü kız görmedim. Neydi bu geceki halin öyle? Herkes sana benzemek zorunda değil. Sen tanıdığım en fırsatçı adamsın. Fırsatçı olmama gerek yok ki. Zaten ben istemesem de her şey ayağıma geliyor. Şu saate bak. Som altından, üstelik antika. Değerini tahmin bile edemezsin. Çok adice davranıyorsun. Ne yapıyorsun sen? Soyunuyorum.
Burada mı soyunuyorsun? Tabii burada. Bu gece beraber çifte kumlular gibi birbirimize sarılıp öyle uyuyacağız. Sen benim biricik aşkım, karıcığım değil misin? Dokunma bana. Nasıl da korktun ama. Kızım, fırsatçı olabilirim. Hatta üç kağıtçı. Ama bir kızın namusuyla oynamayacak kadar da delikanlıyızdır. İyi geceler. O da bizim kanımızdan. Uyuyamıyor. Sanki eski eşyalar arasında çocukluğunu arıyor. İyi geceler. İyi geceler. Ne o? Gözlerinin altı şişmiş. Dün gece uyuyamadın mı? Uyuyamadım. Sabaha karşı dalmışım. Ben çok rahat uyudum vallahi. Vurdum kafayı, bir de baktım sabah olmuş. Ya ben bu işi çok sevdim ha. Meslek olarak torun figüranlığı mı yapsam acaba, ne dersin? Ye iç, üstelik bir de sana diş kirası versinler. Oh kebap be. Arada sırada evet büyük anneciğim, hatırladım de yeter. Ben de bunları düşünerek uyuyamadım zaten. O yaşlı insanların hayatlarında heyecan verici hiçbir şey kalmamış. Aşık olmak, evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak. Onlar için bütün sevinçler bitmiş. Ne demiş şairin biri? Ölüm mahkumudur ihtiyarlar. Gerçekten çok acımasızsın. Ama kim bilir bu hayatta neler yaşadığın için bu kadar acımasız oldun. Ailemizin psikoloğu konuştu. Yalan mı söylüyorum? Bak, şimdi onlar için bir tek sen varsın. Bu yüzden sana dört elle sarılıyorlar. Peki biz ne yapıyoruz? Onların bu çaresizliğini kullanıp onlara yalanlar söylüyoruz. Utanıyorum İzzet. Kendimden çok utanıyorum. Hay Allah'ım. Deliler arasında kaldım. Peki sorarım sana. Gerçek torun gelse ne olacak? Ya da piyanonun yeri, kadayıf tatlısı ki hiç sevmem, içli anıları canlansa ne olacak? Piyangodan büyük ikramiye mi çıkacak? Kız kulesi aşıkları, gıcır diyen mutfak kapısı. Değiştir kızım bu dandik kafa yapını artık. Sen bu öğütleri kendine sakla, tamam mı? İnsanları sevmek, onlara bir şeyler verebilmek, ne bileyim ben, sıcak bir yuvanın mutluluğu için... Bu saçma sapan laflarla sen kendi kendini kandırmaya devam et. Ya şu yaşadıklarının tadını çıkarsana be. Lüksün, birbirinden güzel yemeklerin, kuş tüyü yatağının... Orhan'ın neden bu kadar iyi oynadığını şimdi çok daha iyi anlıyorum. Senin onu oynamak için Amerikalara kadar gitmene hiç gerek yokmuş. Baksana, sen zaten her şeyinle Amerikalı olmuşsun. Konuşman, düşünce tarzın, giyimin... Hatta bir kadına bakışın bile. Sıcak bir yuvaya, yaşlı insanlara karşı en ufak bir saygın bile yok. Sen benim hayatımda tanıdığım en kaba, en bencil insansın. Bitti mi? Bitti. Şimdi rolüme hazırlanmam lazım artık. Evet büyük anneciğim, hatırlıyorum. Komşunun kedisinin kuyruğuna teneke kutu bağlamıştım.
Hiç unutur muyum ya? Dün geceden biri soracağım. Bir türlü fırsat olmadı. Nasıl tanıştınız Orhan'la? Biz mi? Biz üniversitede tanıştık. Günlerce peşimden koştu durdu. Sonra bir gün... Kaç bir gün? Aylarca beni peşinden koşturdu. Okulda iki Türk vardı. Biri Ayşe, biri ben. Buna rağmen bana hiç pas vermedi geliniz. Peki evlenmeye nasıl karar verdiniz? Yağmurlu bir gündü. Yine bende para yok. Bir kafeteryaya bile giremezdim. Buna rağmen Ayşe benimle parkta yürüdü. Bit pazarından zar zor aldığım ceketi üzerine verdi. Yürüdük hiç konuşmadan. Sonra bir banka oturduk. O sırada bir çiçekçi kız geçiyordu. Tabii zenci. Elinde gelin çiçekleri vardı. Cebimdeki son parayı kıza vererek çiçekleri aldım. Ve çamurlu toprağa diz çökerek evlenme teklif ettim. Evet, benden bu kadar. Gerisini de karım anlatsın size. Benim acilen gümrüğe gitmem gerek. Deli çocuk. Yıllar bazı şeyleri hiç değiştirmiyor. Burası yalının girişi. Merdivenler sizi yatak odalarına götürür. Ama orada bir şey yok. Asıl mal aşağıda salonda. Ya bizi duyarlarsa? Bahçıvan'la karısı o gece izinliler. Ama moruklar duymasa da Sevda duyabilir. Bu da her şeyin sonu olur. Evde hiç mücevher falan yok mu? Yok. Mücevherlerini bankadaki kasalarında tutuyorlar. Eşyalar çok değerli. Ama hepsi de ağır. Onları bahçeden çıkarıp motora yüklemek çok zor olacak. Eğer biri uyanırsa onun gözünün yaşına bakmadan icabına bakmalıyız. Anladınız mı beni? Yıllardır böyle yerlere hiç gelmemiştim. Gençlerin tavırları, hareketleri, hatta bakışları bile değişmiş. Ya orkestraya ne demeli? Bizim zamanımızda smoking giyer, papyon takarlar. Oo, sizin dedikleriniz geçen yüzyılda kaldı. Oğlum bir sipariş vermemiştim. Ben verdim. Ama alkollü içki büyük annenize dokunur. Aa, bir şey olmaz. Meyve kokteyli mi bu? Onun gibi bir şey hanımefendi. Ha? Zaten bunun içinde alkolden çok meyve suyu var. Hadi bakalım, bu gecelik olsun. Kadehimi dünyanın en iyi büyük annesinin ve büyük babasının şerefine kaldırıyor. Şerefe. Çok tatlı ve çok güzelmiş. Ben de çok beğendim. Bunun adı ne Orhan? İzzet'in spesiyali. İzzet de kim? Amerika'dan bir arkadaşım. Asım Bey, ben bundan bir tane daha içerim. Bu dansı bana lütfeder misiniz büyük anneciğim? Ama nasıl olur? Olur olur, bal gibi olur. Hadi. Bu benim hayatımın dansı olacak. Peki. Şuradaki adam İzzet'e benziyor. Şu dans edeni mi diyorsun? Evet, benziyor. Öz torunum olsa ancak bu kadar sevebilirdim. Büyük hanımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Hadi bakalım. Şimdi sıra sizde. Benimle dans ettiğin için de ekstra para isteyecek misin Asım Bey'den?
Hayır, üstüne para vermeye razıyım. Aklım fikrim parada. Bazen büyük anneyle konuşurken o kadar sıcak ve sevimli geliyorsun ki bana. Bir iyisin bir kötü. Hangisi sensin bilemiyorum. Ama içimden bir ses senin... Sesin titriyor bu gece. Biliyorsun ben sulu gözlü bir kızım. Bu öyle değil. Başka bir şey. Hey güzelim, bir müsaade et de şu yakışıklıyla bir de ben dans edeyim. Söyle bakalım, aylardır nerelerdeydin? Sen de nereden çıktın be kadın? Oh. Beni gördüğüne sevinmemiş gibi bir halim var. Artık o taraklarda bizim yok. Şimdikini beceriyorsun, ha? Yaşlı kadını mı, genç olanını mı? İyi geceler. Yalıya bak be, yalıya bak. Ne mal vardır burada. Helal bize, doğru seçim. Evet. Hayatım en kıyak işi olacak bu be. İzzet geliyor. Hele bak, İzzet iyi yer ayarlamış ha. Sustur motoru, motoru sustur. Bakın arkadaşlar, ben vazgeçtim bu işten. Ne diyorsun lan? Sarma lan söz verip de cayma. Bir dakika bak. Yok musun sen? Ne oluyor be? Gel lan buraya! Ulan karı gibi yarı yolda bırakma, ver mi lan? Gel! Seni yürüdüm, berbat oldu! Hey, ışık yandı, birileri geliyor! Diyelim! Hadi. Atlayın, atlayın hadi! İzzet! Hadi, hadi! Yardım istemedin. İhtiyarlar duysun istemedim. Sen de söyleme, çok üzülürler. Biliyor musun? Sen kötü biri değilsin aslında. Ama kendini hep saklıyorsun.
Orhan'ı oynarken senin içindeki gerçek İzzet'i görebiliyorum. Hislerimde hiç yanılmam ben. Ben her şey hissettiklerini biliyorum. Peki sen hiçbir şey hissetmiyor musun? Ben sana layık biri değilim Sevda. Neden böyle söylüyorsun? Sen çok iyi bir insansın. Ben iyi bir insan falan değilim. Hatta insan bile değilim. Ben senin gibi birine layık değilim. Bu insanların hayatına da bir yılan gibi girdim. Hırsızlar benim arkadaşımdı. Yalıya soymayı planlamıştık. Yalıya belediyede çalışan adam numarası yaparak girdim. Sonra büyük baba bana bu rolü teklif etti. Gerisini biliyorsun işte. Geçmişim tahmin bile edemeyeceğim büyük pisliklerle dolu. Daha önceleri de jigololuk yaptım. Gece kulübündeki kadın benim eski müşterilerimdendi. Araç topladım, çeksene dişlerine girdim. Gözümün önünde adam doğradılar, gıkımı bile çıkarmadım. Anladın mı? Günaydın büyük anne, günaydın büyük baba. Orhan, ne bu halin? Sorma büyük anne. Gece ağaçtan inmeye kalktım. Galiba eskisi kadar genç değilim. Deli çocuk, sakın bir daha böyle şeyler yapma. Nerede benim ahududu durecelim? Buradaymış. Teşekkür ederim Sakine Hanım. Orhan. Efendim büyük anne. Biz büyük babanla konuştuk. Bu yalıyı sana bırakmaya karar verdik. Bana mı? Ama bu yalı sizin her şeyiniz. Hayır. Bizim her şeyimiz sensin. Hayır. Öyle bir şeyi kabul edemem. Ayrıca Amerika'ya geri dönüyoruz. Bir daha kim bilir ne zaman geliriz. Gidiyor musunuz? Bu kadar çabuk mu? Daha yatağına kokun bile silmedi. Sen gidince ben... Günaydın. Doğru mu Ayşe? Gidiyor musunuz? Evet büyük anne. Ama bir ayağımız burada. Artık daha sık görüşeceğiz. Öyle değil mi Orhan? Tanımamış gibi bakıyorsun suratıma. Kimsiniz? Hafızanı biraz zorla bakalım. Çıkaramadın mı? 15 yılda çok mu değişmişim? Orhan. Nihayet. Ben de hatırlamadığın için çok üzülecektim. Sen çatışmada ölmemiş miydin? Ölemediğim için çok üzgünüm. Eminim ölüm haberim seni çok mutlu etmiştir. Şimdi benim yerimde başkası yatıyor mezarda. Benden ne istiyorsun? Hayata temiz bir sayfa açarak başlamak için para istiyorum. Telefonda istediğin kadar para bende yok. Neredeyse tüm paramızı yıllardır büyük hanımın tedavi masraflarına harcadık. Ama bankada 50.000 dolarım var. İstersen... Hadi, duygu sömürüsü yapma bana. Şimdi 250.000 dolarcık yok mu sende? Vallahi inanmam. Bana bak, benle oyun oynama. Sadece içinde yaşadığınız bu harabenin arsası bile benim ihtiyacım olandan çok daha fazlası eder. Evimizi satmamızı mı istiyorsun? Sen aklını mı kaçırdın Orhan? Bu evde sizden daha fazla hakkım var. Unutma ki senin iş hayatındaki başarısızlıklarının bedelini benim babam ödedi. Orhan, bu kadar acımasız olamazsın.
Sadece babamın intiharından değil, zavallı annemin bu acıya dayanamayarak ölümünden de seni sorumlu tutuyorum. Yaralanmış ihtiyar ayakları yapma bana. Paramı verecek misin, vermeyecek misin? Büyük hanımla beni sokağa mı atacaksın? Bir zamanlar sen beni atmıştın ama. Daha annemle babamın acısı geçmeden bir de beni döverek sokağa atmıştın. Şimdi aynı şeyi ben size yapıyorum. Kısasa kısas. Böyle bir şey yapamam. O halde ben de gidip büyük hanımla konuşurum. Dur Orhan. Bunu yapamazsın. Nedenmiş o? Büyük annen seni başka türlü biliyor. Sensizliğe yüreği dayanmadığı için kalp hastası oldu. Ben de seni dürüst, başarılı bir mimar olarak tanıttım ona. Senin yerine başka bir Orhan buldum. Şimdi o kadar mutlu ki. Eğer onun karşısına çıkarsan dayanamaz ölür. Eskiden beri masallara bayılırdı zaten. Sen de iyi kandırmışsın onu. Bana bak, sana 2 gün mühlet veriyorum. Eğer paramı hazırlayamazsan gider onunla konuşurum. Bir dakika bakar mısın? Evet. Ben senin yerine geçen torunum. Ya demek o sensin. Ne istiyorsun? Konuşmalarınızı dinledim. Büyük anne senin ne mal bir herif olduğunu öğrenirse yaşayamaz. Büyük babanı sana vereceği rakamı kabul et ve bas git buralardan. Senin yüzünden o kadını çektiklerini bir düşün. Başkasını düşünecek halim yok. Hem sana ne oluyor? Allah bilir o moruklardan para da çarpmışsındır sen. Artık bitti. Ellerinde ne varsa hepsi benim. Bu eve bir daha gelirsen seni pişman ederim. Seninle mi uğraşacağım? Bana bak, seninle işim yok. Çekil yolundan. Gebertirim ulan seni! İzzet! İzzet yapma. Kimdi o? Orhan. Orhan mı? Para bulmamız lazım. Ne? Bana bak, şu resimde gördüğün adam burada mı kalıyor? Adı Orhan Mirzabeyoğlu. Dışarıda. Burada bekleyeceğiz onu. Tamam abi. Ha? İşte bu, bak yürü! Arabaya. Hayatımda yaptığım en doğru şey bu insanlara yardım etmekti. Bir de seni tanımak. Bu yüzden sana minnettarım Sevda. Keşke seninle başka bir yerde, başka şartlar altında karşılaşsaydık. Her şey çok farklı olabilirdi. Mahfiz peşimde. Vardı. Paraya hemen ihtiyacım var. Nerede o moruk? Terbiyesizlik yapma haddini bil. Asım kim geldi? Önemli değil karıcığım. Zaten gidecekmiş.
Çekil be. Hoş geldiniz. Buyurun. Çok uzaklardan buraya sizi görmeye geldim. Ya öyle mi? Yoksa siz Orhan'ın bir arkadaşı mısınız? Değilim. Ama onu sizden daha iyi tanıyorum. Olabilir. Ben Orhan'ı uzun yıllardır görmüyordum. Onu bu evden kapı dışarı ettiğinizden beri mi? Doğru. Başına bir şey gelecek diye çok korkmuştum. Ama ona olan sevgimin, her gün dilimden düşmeyen dualarımın onu koruyacağına inandım. Ve nitekim de öyle oldu. Şimdi torunum karısıyla beraber burada. İkisi de öyle mesut ki. Ben de bunları size anlatıyorum. Halbuki siz onları benden daha iyi tanıdığınızı söylemiştiniz. Hala saf, hala masallar dünyasında yaşayan bir zavallısın. Onların seni kandırmış olabileceklerini hiç düşünmedin mi? Ne demek istiyorsunuz? Yoksa o adam canımdan kanımdan gelen bir varlık değil de bir başkası mı? Yoksa şu karşımda duran paçavra yığını mı benim gerçek torunum? Bana bu acı gerçekleri hatırlatmak, seni her şeyden çok seven bu kadına hakaretlerde bulunmak için mi buralara geldin? O koca okyanusları büyük anneni öldürmek için mi açtın? Madem ki torununuzu bu kadar çok seviyorsunuz, o halde ona yeni bir hayata başlaması için gereken parayı da verirsiniz. Onun torunum olmadığını daha ilk gördüğüm an anlamıştım. Ama beni öyle mutlu ettiler ki. Sonra sen geldin. İsterdim ki küçük bir özür, bir el öpme. Boş laf bunlar. Herifler peşimde. Parayı alıp buradan gitmem lazım. Anlamıyor musun be kadın? Hemen çık bu evden. Biz torunumuzu yıllar önce kaybettik. Demek vermiyorsun. Bu kadar serveti mezara mı götüreceksin? Defol! Defol! Bunu senin yanına bırakmayacağım. Takip edin. Hoş geldiniz Hoş çocuklar. Bulduk. Nasıl geçti gününüz? İyiydi büyük anne. Siz gitmeden bitireceğimi söylemiştim. Bakayım nasıl olmuş. Nasıl, yakıştı mı? Çok güzel olmuş büyük anne. Çocuklar, az önce tuhaf bir şey oldu. Senin yaşlarında genç bir adam geldi. Önce çok korktum. Uzun uzun baktı, hiç konuşmadan. Sonra birden ağlamaya başladı. Yavrum neden ağlıyorsun diyecek oldum. Koşarak evden kaçtı. Ayşe, seni kazandı arkadan Amerika'ya göndereceğim. İnşallah üstüne oturturum. Teşekkür ederim büyük anne. Geleceksiniz değil mi? Gelmez olur muyuz? Eşyaların yarısı burada zaten. Gelecek sefere torunumun çocuğunu sevmek istiyorum. O da olur büyük anne. Likörün tarifini vermeyi unutuyordum. Ayşe, şurada kalem kağıt var, yaz kızım. Orhan'ıma yaparsın, karşılıklı içersiniz. Yarım kilo vişne ve alkol. Sizin uçak kaçta kalkıyordu? 8'de büyük anne. 8'de. Bir kaşık tarçın. Bana yazacaksın değil mi? Son aylardır tek bir satır bile yazmadın. Merak etme büyük anne. Artık telefonla da arayacağım. 3-5 tane de karanfil. İyice çalkalanacak.
İki kaşık toz şeker. Senden ayrılmak ne zormuş be büyük anne. Balasım aldık. Torunuma iyi bak. Güle güle git kızım. Güle güle gel. Allah'a emanet olun. İyi yolculuklar. Sağ ol kızım. Anlamadılar. Gerçeği bildiğimi anlamadılar. Çok şükür. Çok şükür. Onlar gidene kadar ayakta kalmayı başarabildim. İçten ölmüş, ayakta bir ağaç gibiyim. Yollar hep sonuna kadar, sonlar hep. Yollarımız burada ayrılıyor. Kendine iyi bak. Seni hiç unutmayacağım.